Cibran, Cibran aşireti Mehmet Emin Zeki Bey'e göre bu aşiret yaklaşık olarak 2000 aileden oluşuyordu. Bu rakam 1930 yılına aittir. İçinde birçok kabilenin bulunduğu bir bünyeyi barındırır. Aynı zamanda birçok farklı kola ayrılır. Bu kollar şunlardır, Moksalı, Arap Ağa, Torini, Alıki, Şeyhan, Mamegın ve Şaderli aşiretleri. Bu aşiretlerin tamamı Muş, Bitlis, Kars ve Van çevresinde yaşamaktadır. Faiz Ebu Fevre, Aşairi Filistin adlı eserinde Selahaddin Eyyubi ile birlikte savaşlara katılan ve öncü kuvvet olarak görev yapan aşiretlerden birinin Cibreni aşireti olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla bu aşiret, kökeni çok eskilere dayanan önemli bir aşirettir. Aşiretin ileri gelenlerini ve beylerini sayarken, Şeyh Suvar, Topal Haydar, Halil Timur, Fendi ve Sincar Maksut Ali gibi isimler sıralanır. Sultan Abdülhamit'in aşiret mektebinden mezun olan ünlü Miralay Halit Bey, 1882 yılında dünyaya gelmiş ve bu aşirete mensuptur. Eskiden Urfa ve Viranşehir çevresinde yaşarlarken, daha sonra Varto, Karlova ve Bulanık ilçelerine yerleşmişlerdir. Cibranlılara reislik yapan aile Şeyh Suvaroğullarıdır. Cibranlılar veya Cibraniler, kökeni tarihe dayanan bir aşirettir. Mucamul Buldan adlı eser, Cibran'ın Cibri'nin Halep yakınlarında merkezi bir köy olduğunu belirtir tarih boyunca birçok bölgede kurulan beyliklerde yer almışlardır. Bunların başında Hasan Keyf'te kurulan Melikan Beyliği gelir. Kökenlerinin 1200'lerde yaşayan Celali aşiretine dayandığı söylenir. Ancak bu aşiret Mervani Devleti'nin kuruluşunda da bulunmuştur. Maddisi El Ömer'i ve Zeyb'i bu aşiretten bahsederler. Günümüzde bir kısmı Cibraniler, Irak'ta Kerkük'te de yaşamaktadır. Kerkük'te Cibraniler, Sadekördi olarak bilinirler ve hala çoğu Arapça bilmezler. Talabani'lerle uzun geçmişe dayanan bir düşmanlıkları da vardır. Şeyh Rıza Talabani döneminde büyük bir göçe maruz kalmışlardır. Şair Rasafı da bu aşirete mensuptur. Bir başka kaynak ise Cibranlıların, Cibri Devran Bingöl'ün kuzeydoğu kesimlerinde ve Erzurum çevresinde yaşayan bir aşiret olarak tanımlayıp bu aşiretin Buranlarla bağlantılı olabileceğini belirtmektedir. Halit Bey, 1882 ila 1925-1921 yılında aşiret mektebi ve harbiye çıkışlı olan Cibranlı Halit Bey, bu aşirete mensuptu. 1923 yılında aktif hale gelen Azadi Örgütü'nün kuruluşuna öncülük etti. Halit Bey, Ruslar ile yapılan Doğu Cephesi savaşlarında gösterdiği kahramanlık nedeniyle Miralayla terfi etti. 15 Haziran 1920'de Hormek aşiretlerini de içine alarak aşiretleri bir araya getirdi ve aşiretler arasındaki kavgalara son verip Kürtlerin birlik olması vakti geldi. Dedi. Ayrıca Kürtlerin ulu bir soydan geldiğini vurguladı. Cibranlı Halit Bey, Şeyh Said'in kayınbiraderiydi ve gizli Kürt İstiklal Komitesi'nin azadi cemiyeti kurucularından biriydi. Kürtçülük faaliyetlerinin yanı sıra isyancı girişimlerde bulunduğu iddiasıyla 20 Aralık 1924'te Erzurum'da tutuklandı ve Süvari Tümen Komutan Vekili Albay Ferit Bey başkanlığında kurulan Bitlis Had Divanı'nda yargılandı. Hıyaneti Vataniye Kanunu gereğince verilen karar sonucu 14 Nisan 1925 saat 5.30'da Bitlis'te Yusuf Ziya Bey, Yusuf Ziya'nın kardeşi Teğmen Ali Rıza Bey, Yusuf Ziya'nın damadı Faik Bey ile Molla Abdurrahman ile birlikte kurşuna dizildi. Şair Maruf El Rasafi, 1875 ila 1945 insanlık dostu bir şair Maruf El Rasafi, 1875 yılında Bağdat'ın güneyindeki Rusafe semtinde doğdu. Babası Kelkük'te yaşayan Cebbari aşiretine mensup bir jandarma, annesi ise Şemmer kabilesine mensup Karagül aşiretindendi. Maruf El Rasafi, Kur'an'ı ezberledikten sonra Bağdat askeri rüşdiyesine başladı. Ancak 4. sınıfta kaldığı için okulu bıraktı ve dönemin önde gelen bilgin ve ediplerinden Mahmud Şükri el-Aylusi'den özel dersler almaya başladı. Bu dönemde dini ilimlerin yanı sıra Arap dili ve edebiyatına olan ilgisi de gelişti. Maruf el-Rasafi, Abbas el-Kassab ve Kasım el-Kaysi gibi hocaların yanında 13 yıl boyunca özel eğitim aldıktan sonra Bağdat'ta öğretmenlik yapmaya başladı. Aynı dönemde yazdığı şiirleri Mısır'da çeşitli yayınlara göndererek Arap dünyasında tanınmaya başladı. Meşrutiyetin ardından İstanbul'a davet edildi ancak projeden vazgeçildiğini öğrendi. İstanbul'da bir süre yaşadı ve bu dönemde önemli olaylara tanıklık etti özellikle 31 Mart Vakası gibi. Ardından Selanik'e gitti ve bir ay kadar kaldıktan sonra Lübnan'a uğrayarak kendi yazdığı şiirleri içeren divanını Beyrut'ta bastırdı. Bu divan Arap dünyasında büyük ilgi gördü. Daha sonra Bağdat'a dönen Maruf el-Rasafi Bağdat gazetesinin yazı işleri bölümü şefliğini üstlendi. Ayrıca İstanbul'da İttam Gazetesi'nin Arapça ekini çıkarmayı düşündüğü bir dönemde İstanbul'a davet edildi ve Medrese-i mülkiye Aliye'de Arap Dili ve Edebiyatı dersleri verdi. Bu dönemde İstanbul'da önemli edip ve şairlerle tanıştı ve Türkçe öğrenme fırsatı buldu. Ardından Bağdat'a döndü ve birçok önemli görevde bulundu, milletvekilliği dahil. Maruf El Rasafi'nin eserlerine bakıldığında sanatın toplum için bir araç olduğu inancını taşıdığı görülür. Eserlerinde düşünce özgürlüğü, eğitim, cehaletin yok edilmesi, yardımlaşma ve İslam'ın temel kaynaklara dayalı olarak anlatılması gibi konuları işler. Onun şiirleri ve yazıları çağdaş Arap dünyasında büyük bir etki yaratmış ve düşünce dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur.